Doğa binlerce yıldır tüm zenginliğini insanoğluna armağan ediyor. İnsanlar da hem kendi ihtiyaçları hem de çevresindeki diğer insanların ihtiyaçları için doğanın sunduğu bu yerüstü ve yeraltı zenginliklerini daha güzel bir dünya, daha mutlu bir hayat için kullanıyor, çıkarıyor, işleyip yeni enerjilere, yeni zenginliklere dönüştürüyor. Yani doğada var olan bir zenginlik, insan eliyle yeni bir zenginliğe dönüşüyor. İşte tam bu noktada Türkiye Kömür İşletmeleri, ülkesinin, devletinin ihtiyaçları için, halkının daha mutlu bir hayatı olması için kurulduğu 1957'den beri, yani 57 yıldan bu yana gece gündüz demeden çalışıyor, kendisine emanet edilen zenginliği artırarak yeni zenginliklere dönüştürüyor. Türkiye Kömür İşletmeleri, bir yandan Türkiye'nin yıllık kömür üretiminin %25'ini karşılarken, diğer yandan ürettiği kömürün %80'ini termik santrallere vererek enerji sektörünün devlerinden birine dönüşüyor. Türkiye'nin değişik bölgelerindeki 2 müessesesi, 2 işletme müdürlüğü ve 5 kontrol müdürlüğüyle her yıl 25 milyon ton civarında kömür üretimi yapıyor. Bunun 18-19 milyon tonu elektriğe dönüşürken, 6-7 milyon tonu da sanayi tesislerinde çarkların dönmesinde ve konutların ısınmasında kullanılıyor. Ayrıca 5300 kişilik doğrudan, 23.000 kişilik dolaylı olarak yarattığı istihdamıyla çalışma ekonomisine de büyük yarar sağlıyor. ...57 yıldır azimle çalışan Türkiye Kömür İşletmeleri, kömür madenciliği yapmakla yetinmiyor, doğanın bize verdiklerine karşılık doğaya olan gönül borcunu ödemek için üretim faaliyeti tamamlanan sahalara son 20 yılda 7 milyondan fazla ağaç dikerek bu alanları yeniden yeşil ve yaşanabilir yerlere dönüştürüyor. Bu uçsuz bucaksız alanlarda yetişen zeytin, zeytinyağı, yürütülen sürdürülebilir yaşam projelerinden sadece biri. Hem kendi yeşillendirdiği alanlarda hem de ülke genelindeki tarımsal alanlarda toprağın bereketini artırmak için kömürden üretmiş olduğu humik asitle çiftçimizin de yanında Türkiye Kömür İşletmeleri. Türkiye Kömür İşletmeleri, ileri teknolojiye dayalı büyük yatırım projelerine imza atarak ülkemizin kömür rezervlerini ekonomimizin en güçlü dayanak noktalarından biri haline getiriyor. Kömürün gazlaştırılması, gazın temizlenmesi, kimyasal ve sıvı yakıt üretimi, üretilen kömürün kalitesini yükseltmek için kömür zenginleştirmesi, kömür kullanımının çevresel etkilerini azaltarak çevre kriterlerine uygun koşullar yaratılması ve kömürden yeni ürünler geliştirilmesi için üniversiteler, TÜBİTAK, MTA, TAGEM'le ortak projeler yürütüyor ve bu projeler TÜBİTAK, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından destekleniyor. Türkiye Kömür İşletmeleri, aralıksız yaptığı kömür arama faaliyetleriyle kömür rezervini her yıl artırıyor. Türkiye Kömür İşletmeleri, 1500 ileri teknoloji ürünü dev makineye, 23 milyon ton kapasiteli kömür yıkama tesislerine, 7 milyon ton kapasitesine sahip son teknoloji ürünü 12 modern paketleme tesisine ve bu tesislerde çalışan uzman işçilere, kaliteli teknisyen ve mühendislere, gelişmiş bir kömür dağıtım lojistik ağına sahip. Enerji alanındaki bu faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye Kömür İşletmelerinin 2003 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla başlatılan ve aralıksız 11 yıldır devam eden çok özel bir projesi var. Fakir ailelere kömür yardımı projesi. Türkiye Kömür İşletmeleri ile 11 yıldır yapılan bu gönül yolculuğunda bugüne kadar ekonomik karşılığı 4.5 milyar TL olan toplam 17 milyon ton kömürün dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
yıllık ortalama 2 milyon ton kömür dağıtılırken, her yıl aile başına 1 tona yakın kömür yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. 17 milyon ton kömürün 13 milyonu karayoluyla, 3.5 milyonu demir yoluyla, 18 bin tonu da deniz yoluyla taşınmıştır. Dağıtılan bu kömürler sayesinde yaklaşık 4 milyon yetişmiş meşe ağacı kesilmekten kurtarılmıştır. Devletin anayasada belirtilen sosyal görevleri doğrultusunda, valilikler aracılığıyla bedelleri hazineden karşılanmak üzere, ülkemizdeki fakir ailelerin yakacak ihtiyacının karşılanması için Türkiye Kömür İşletmeleri görevlendirilmiştir. Türkiye Kömür İşletmeleri'nin modern tesislerindeki mühendislerinden biri olan Kaya Bey düşüncelere dalmış. Ben bu yardım kapsamı içinde kömürün muhtaç ailelere zamanında ve eksiksiz ulaşması için ne yapabilirim? Kaya Bey, her yıl 2 milyon civarında aileye bin bir zorlukla ulaşan bu yardım hareketiyle ihtiyacı olan birine yardım eli uzatabilmenin hayalini kuruyor. Kömür yardımının ihtiyacı olanlara daha kolay ulaşması için gelişmiş lojistik ağı gözünün önüne getiriyor. Gelişmiş sosyal ağı, Türk kültürünün en özel yönü olan yardımlaşma duygusu, eşini, dostunu, komşusunu düşünme, onun için elinden geleni yapma erdemiyle devletimiz bir kez daha halkına sahip çıkıyor. Yaşanabilir, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için önce mutlu insan diyen, sürdürülebilir bir yaşam için projeler hazırlayan, sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışarak halkın değerlerini yükselten, sorunlarını yakından dinleyen Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü çalışanlarından halkla ilişkiler profesyoneli Cevher Hanım'ın geleceğimiz için bir planı var. Cevher Hanım, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yapıyor. Fakir halkı ziyaret ediyor, yaşlıların ellerini öpüyor, derme çatma evlere misafir oluyor, her gittiği yerde dostlukla karşılanıyor. Cevher Hanım mutlulukla sıkılmış eline gülümseyerek bakarken düşünmeye başlıyor. Elimizdeki zenginliğin paylaşarak çoğalması, sevgiyle, yardımlaşmayla yakınlarımıza, komşularımıza sahip çıkılması, ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması için, yarınlarımızın umudu, geleceğimizin mimarlarından ömür ve servetin bir düşü var. Gelin idealleri, planları, düşleri birleştirelim, birleşelim, yine yeniden biz olalım. Bu kışta iyiliğimizi elden ele dolaştıralım, komşularımızı unutmadığımızı, enerjik geleceğimize sahip çıktığımızı gösterelim.